Şef, ben bu arada şey sayayım. Buraya da geçelim mi? Ballı tavuğa mı? Evet. Tamam. Ballı tavuk için gerekli malzememiz 1 kilo kanat, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı sıvı yağımız, zencefilimiz, tuzumuz var. Sosu için 5 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı toz şeker, pul biber, susam, ketçap, soya sosu ve zeytinyağı. Doğrudur. Bu da tamam. Şimdi şefim, ben size bir bıçak vereyim, değil mi? Onları çizecek misiniz şef? Yok yok. İçinden et görelim onu. Bunu burada geri alayım. Buralı abim rahat görsün diye. Bak, seni de düşünüyorum abi. Bunları biz finalde şey yaparız. Yaparız. Evet. Şef sosunu hazırlıyor. Devam ediyor sosuna. Oh. Sarımsak için şey vereyim mi şef sana, rende? Evet, doğru. İyi olur. Ben yap. Ben yapayım şef. Olur. Şef, siz şimdi şey mi yapıyorsunuz? Restoranlara danışmanlık yapıyorsunuz. Başka? Aynen. Restoranlara ya, menü oluşturma özellikle. Menü oluşturma konusunda. Çünkü menü oluşturmak artık kolay değil. Oluşturduğunuz yemeklerde kahvaltılar, ana yemekler, başlangıçlar böyle birbirine bağlantılı olmalı ki daha az malzemeyle daha çok ürün üretebilirsiniz. Ve bütçesi de sizde tabii. Tabii. Ve biraz da trendleri takip etmek gerekiyor. Çünkü gastronomi sürekli, restorançılık sürekli yeniliğe açık ve gelişiyor. Dünyada gelişiyor. Dünyadaki bütün ülkeler birbirlerini takip ediyor. Tabii. Ve yenilikleri iyi takip ettiğiniz zaman bu sefer iyi ilerliyorsunuz. Onun dışında işte personel seçimi çok önemli. Aşçı seçimi, garson seçimi. Ekip arkadaşı çok önemli. Tabii çok önemli. Kalifiye olması çok önemli. Tecrübeli olması, bilgili olması çok önemli. Bu tarz konularda işte biraz daha öngörü yeteneği olması gerekiyor personel seçen kişinin. Yeniliği açık. Bu yüzden restoranlar danışman seçiyor, danışman tercih ediyor. Ama benim bildiğim kadarıyla şeyiniz de vardı sizin. Üniversitede, lisede de eğitmen. Evet. Değil mi? Evet. Kocaeli Devlet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda bir dönem kadar bir eğitim verdim. Füzyon mutfak üzerine ve raw food üzerine bir eğitim verdim. İşte gastronomi çok geniş. Raw food, vegan yemekler, işte gelenek yemekleri, işte Türk Osmanlı mutfağı. Yemekleri, Türk mutfağı bitmiyor yani. Füzyon mutfak bitmiyor. Sürekli sektör yeni bir kanal açıyor kendine. Siz de kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani hepimiz kendimizi geliştiriyoruz bu yönde. Şefim şey yapalım mı? Şefim sosunu hazırladı bu arada. Evet, evet. Benim de tavuk hazır. Kapatıyorum şimdi. Tavuk ilk önce kızartacağız. Ona sonra sosla pişireceğiz. Ha, tavuk önce tek başına kızaracak evet, sonra. Evet, evet. Şefim, ben hemen alıp geliyorum. Ben de soslayacaksın diye bekliyorum. Yok. Karar şefim, bu senin sunum tabağı. Seni şuraya alacağım. Beni oraya alacaksın. Evet, ama sana bir bez vereceğim şefim. Buyurun, bir torşon. Size iki tane var şef içinde. Siz orada Vural abiye şey yapın. Şöyle. Ah şefim, ah ben seni boşuna beklettim. Sorayım. Göstereyim. Bu da yetişiriz. Azerbaycan usulü kavurma. Bunun adı turşu kavurma diye geçiyor. Çünkü içerisinde bol soğan var. Ondan şefim, o dolayı. Tabağı alalım mı onu artık? Tabağı mı alalım? Alalım ne olur, çünkü şey yetiştiremeyiz. Nermin der ki, Serpil bir hastalandım, bir şey yetiştiremedim der demesin. Emanetine başımızın gözümün üstünde şey yapalım bakalım. Evet. Ona. Sosta neler? Bal var, soya sos var. Oy kurban olsun. Tuz var. Evet. Sarımsak. Sarımsak. Hem de en sonunda şey susam ekleyeceğiz. Susamı tamam. Da ekleyeceğiz. Tamam diyoruz. Efendim, şimdi gördüğünüz gibi son şifremiz, hemen alayım. Ney son şifremiz? İnsanız mı? İnsanız hocam. İnsanız. Ha? İnsanın son şifre. Onu da ekranda görüyoruz. Ne yapacaktık? Nermin'in Enfes Mutfağı sayfamıza bütün olarak yazacağız. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tavuğu da şu an sunuma çıkartıyoruz. Güzelce sosuyla özleştirdiler şeflerim. Gayet güzel, şık bir sunum görüyorum şu an ekranda, Serpil'in yeşil bezi dışında. Her şey gayet güzel. Aldım. Ben de iyiyim, merak etmeyin. Buradan inşallah tamam, doktora gideceğim. Nermin Nefes evet. Mutfağı sayfamızdan bilgi paylaşırım efendim. Merak etmeyin, alalım. İyiyim. Elhamdülillah. Evet efendim, aman yarabbim.
Aman yarabbim, Kanada'da böyle yemedik demezsiniz. Ballı olarak. Of of of. Susamı da ekliyoruz. Evet, doğru. Susam da tabii ki taçlanacak en güzel şey. Evet, afiyet olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.